akrabalarım da var bugün burada. Yıllar önce benim çocukluğumu bilen. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Kızınızla geldiniz anladığım kadarıyla. Kızımla. Gerçekten bu aileye nasıl komşu olabilirim? Seksi aile. Hoş geldiniz. Ay, teşekkür ederiz. Utandırma bizi. Adın nedir? Eylül. Eylül'cüğüm çok güzelsin. Yabancılara benziyorsun sen de. Çok söyleyen oluyor baba. Evet, çok da mütevazısın gördüğüm kadarıyla. Eylül kırma. Ne kadar böyle anne sevgisiyle... Bulgaristan göçmeni, Karadeniz karışıkım. Babası Husky mi? Hoş geldin hayatım. Hoş buldum canım. Adın ne? Deniz. Deniz'ciğim öncelikle gerçekten bu filmlerde ergen çocukların fantezisi ev kadınları olur ya. O kadar güzelsin yani, ciddi söyleyeyim. Bir arkana dönsene görsünler. Ay utandırma beni, şimdi herkes ona bakacak. Nasıl güzel değil mi? Mahir abi, sizin gençliğinizi biliyorum ben, sizin çok alkışlamanız lazım. Mahir abini oradan sesler, alkış sesi değil. Kaç doğmuşsunuz? 49'um. Hakan? Ha, ha, ha. Kızın da var hazır sana benziyor. Kocanız yok diye düşünüyorum. Evet, yok. Aldattı değil mi? Yo, o da aldatmadı. Ben zaten aldatmadım. Niye peki? Bitti. Alkol. O çok mu alkol oluyor? Öyle böyle değil yani. Peki ne iş yapıyordu? Meyhane işletiyordu. Oğlum seninki çok mantıklıymış. Peki sen ne iş yapıyorsun bebişko? Çocuklarla ilgileniyorum. Şu anda nafakayla geçiniyorsun. Yok, hiçbir şey almıyorum. Nasıl geçiniyorsun? Babadan. Ha, senin babandan. Benim babamdan. Meyhaneciye bak lan, hem güzel hem babası zengin. Nasıl ayarladı seni? Karşı komşuydu. Öyle bakışarak iki sene boyunca bakıştık. İşte bunların kuşağı öyle harcandı ha. Hem de nasıl. Öpüşme yok, sevişme yok. İlk bakışıp ilk yükseldikleriyle evlenmek zorunda kaldılar. Evet, salak. Çok üzücü. Abi bu eski filmlerde şey vardı ya, görüşüyor, sevişiyorduk. Sevişme ağacın etrafında Emel Sayın'la böyle yapıyorlar. Hani onlar hep abazalıktan. Valla o kadar enerjik olunur mu lan? Mahir abiler de öyleydi işte. Ağaçların oradalardı sürekli. Ben yalanabildim sürekli böyle ağacın etrafında böyle. Ne yapıyorsun Mahir abi diyorum. İşim var, sen git diyor böyle. Üstelik kız da yok karşıda. Sadece böyle ağacın etrafında Mahir abi var. İlk kız arkadaşlar hep ağaçlardır. Sen konuşan kız mı oldun sen? Sen seksi olmuşsun ama. Ben o kadar seksi olsam programı tamamlayamam. Adın ne? Fatma. Niye lise kıyafeti giydin? Ya vallahi konseptin öyle diye uyumak istedim. Ben de özlemiştim lise günlerini. Yaşım da çok büyük ya malum, o yüzden. Bir fantezi veya sıçma hikayenizi anlat. Aldatıldım ben. En sevdiğim, evet. Yani aldatıldığım kişi bir avukattı. Sonra kadın boşanma davasını aldı. Boşanma davasını aldı bir de. Yani o boşatıyor yani. Ücret vermiş mi ya? Ücreti kocası vermiş. Atlatırsın hayatım. Size ben konser bileti veriyorum ikinize de. Sizin kuşağınız beyaz kelebekler. Ne iş yapıyorsun? İş mimar okuyorum şu anda. Sen daha üniversiteli misin? Evet. Kaç yaşındasın? Ben 34 yaşındayım. Biraz erken değil mi? 3 tane çocuğu var. Hayatım seninle de konuşacağız. İlgi çekmek için şeyler bana gerekiyor. Bu arada benim babamın eşi. Baban kaç yaşında? 60. Demek çok zengin. Hayır, alakası yok ya. Alakası yok. Kesin neyine aşık oldun? Tansiyonuna. Baban ne iş yapıyor? İş adamı. Ama ne yapıyor? Eğitimle alakalı. Okulları mı var? Yani 2-3 tane var. Peki sizce babasıyla evlendiğinde para etkili olmamıştır diyenler alkışlasın. Hayır hayır, hep para etkili değil. Hayır. Para en büyük etkendir diyenler alkışlasın. Bence para için evlenmedi. Daha çok elmaslar ve ev için. O 3 çocuk kardeşi mi senin? Evet. Kaç yaşında evlendin? 18. Hmm, 16 sene önce yani o 44 yaşındayken. Ha, tamam. O zamanlar adamın şeyi vardır. Hala genç sayılır. Sistem takılmamıştır da. Viagra azdır. Peki ne okuyorsun? İş mimar okuyorum. Bursa ihtiyacın yok zaten. Hayır, Temel okudu, ondan sonra kazandı. Kaç burs aldın? 90. 90? Evet. Okul babanın mı? Senin ne alakan var bu aileyle? Abisin leşi. Aileye kayyum atamışlar maşallah sizin ev. İnşallah sana bir tane ev düşer bu kadar şey arasında.
Çok komik ya. Hayatım baksana şurada dolarları görüyorum, burada euro'lar. Bu da ortada çekoş şu kadar kirpiklerle. Ben çok seviyorum onları. Ne iş yapıyorsun? Aile şirketimiz var. Aile şirketiniz nedir? Söylemeyeyim ya. Söyle ne olacak oğlum? Kartınızı vereyim. Ortan yok mu lan senin? Ya söylemiyor ya kartı veriyor. Cenaze ve hasta nakil. Yaşlılara versenize. Birkaç sene sonra şey yaparsınız. Bu fantezi ne? Fantezim ünlü yıkamak istiyorum abi ya. Ben yeni ünlü oldum. 30 senedir zaten yaşamıyorum a**ına koyayım. Adın ne? Çiğdem. Bize fantezini veya sıçma hikayeni anlat. 7 sene önce meme kanseri teşhisi kondu. 2 memem de alındı ama 6 ay sonra meme kanseri olmadığım ortaya çıktı. Hangi müthiş doktoru aldırdın onları? Kendine mi aldı acaba çocuğu? Aslında kanser olmaması iyi bir şey ama memeleri gitmişti o boktan. Nerede şimdi o memeler? Onlar bize lazım olabilir. Çiğdem'i yazalım. Bir alkış. Şu cümleyi tamamlayın. Keşke kendisiyle nokta 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 paylaşabileceğim birisi olsaydı. Gazhane. Keşke kendisiyle tabutu paylaşabilseydim diyeyim. Yarım çarpı diyenler. Bir çarpı diyenler. Şöyle. Pamuk gibi düşün bunu gör. Çiğdem. Hayat paylaştıkça güzel. Aferin. Çok tatlısınız, çok güzel bir çiftsiniz. Hanginiz izliyordu, diğerini izletmeye başladı? Ben izliyorum, bu hala izlemiyor, zorla getirdim. İlk bir yarım saatini izliyorum. Kahvaltı yaparken izliyoruz genelde. Sonra tuvalet ihtiyacım oluyor, oraya gidiyorum. Telefonla şey yapıyorum o yarım saatte. Tuvalet ihtiyacı. Hasan'cığım bunun sıçması var, onu anlatsın. Anlat. Erasmus'tayken ben Polonya'da yaptım. Erkek arkadaşlarla dışarı çıktık. Ben Güldeniz'e şey dedim, böyle arkadaşlarla sokaklarda gezeceğiz. Sonra gece 2-3 gibi yurda döneriz. O zaman Polonya ile Türkiye arasında 2 saat saat farkı var. O zamanlar fark var, şu an fark yok mu arada? Sanırım. Değişmedi. Şu an mal gibi kaldım, biliyor musun? Bizi izleseydin her bölüm böyle olmazdı, evet. Gelecekteki dünyayı nasıl hayal ediyorsunuz arkadaşlar? Bir uzaylılar kaldı. Uzaylılar iner herhalde. Tam yaşlı fantezi. Sen deyiz Gazhane. Ben ölümsüzlüğün bulunmamasını istiyorum. Ölümsüzlüğün bulunmamasını çünkü işlerin kesilsin. Pandemi bize çok yaradı. İşler çok açıldı. Aşağılık. Eşiniz size küsmüş, sizce ne yapmış olabilirsiniz? Başım ağrıyor demişimdir. Aşık olduğunuz bir eşya. Pamuk. Eşini eşsiz yapan bir özelliğini söyle. Benim eski eşimin hiçbir özelliği yok. Atsın burada, hiç umurumda bile değil. Yenilerin olsun yeter ki. Dünyaya nasıl bir katkın olduğunu düşünüyorsun? Ben bu dünya değil ama ahiriyete belki ya. Her seferinde söylüyorum ama gerçekten inanarak söylüyorum. Sizi çok seviyorum. Eyvallah!